Hayır, çeyiz düzmüyoruz. Hayır, bu içinde 60 parça çanal bıçak açık sesi olan çeyiz değil. Bu Ceylin'in yurt alışverişi arkadaşlar. Evet, şöyle biraz da geçin, şunu da görün. Şimdi hep bir de Ceylin'in yurt alışverişinde bakalım Ceylin neler almış, onu göreceğiz. Bir an şey zannettim arkadaşlar, alışveriş yaparken. Acaba biz Ceylin'i üniversiteye göndermiyoruz da evlendirdik de acaba ona çeyiz mi alıyoruz diye düşünmedim, değil. Neyse ama hadi başlayalım. Öncelikle şöyle bir Emsan tava almış. Tava görüyorsunuz. Bakalım içine, şöyle bir tava. Yurtta mutfaklar ortak değil mi? Bunu odanda nereye koyacaksın? Acaba odanda şöyle bir ellerini kolunu açmaya yer var mı? Bunu acaba nereye koyacak? Çok merak ediyorum. Neyse. Wow, Ceylin Hanım. Bir saç kurutma makinesi almış. Philips'in saç kurutma makinesi. Wow, bayağı iyi yalnız. Ceylin prensesi demek istiyorum. Bizim evimizdeki saç kurutma makinesi Philips değil. Öyle diyeyim yani size. 2x12 falanmış böyle, bilmem neymiş. Ben bunu denemek istiyorum ya. Şuraya takacağım, bir deneyeceğim. Şunu çıkaralım. Bakalım ne özelliği varmış. Bakın kızmasın diye şey yapmıyorum şu anda. Bozmuyorum. Sadece deneyeceğim. Şu an değişik bir hava veriyor. Şurada bir şeyler var. Hop. Bu da soğukçu. Soğuk hava. Bayağı beğendim. Hemen gidiyorum, ben de kendimi alıyorum arkadaşlar bundan. Benim ne eksik yanım var Ceylin'den? Şu saç kurutmasının güzelliğine bakar mısınız? Devam ediyoruz. Yine Philips markadan gidelim. Aynı marka. Epilasyon cihazı almış. Bunu araştırmış aslında. İçinde eldiveni falan da varmış. Cilde karşı hassasmış ve suda da çalışabiliyormuş. O yüzden bunu tercih etmiş. Bana öyle dedi hemen açıkçası arkadaşlar. Devam ediyorum. Sanki eve hiç gelmeyecekmiş gibi ütü almış arkadaşlar. Bakınız. Ütü. Yine bir Philips ütü. Bakalım. Açalım yine de, ne olur ne olmaz. Bir bakalım. Ooo, çok havalı. Uzun zamandır böyle portatif bir ütü kullanmamıştım. Bizim ütümüz böyle kazanlı. Devasa. Onu taşı, aç, kullan, ısıtmasını bekle falan derken bu bayağı güzel. Ben evlensem bu kadar şey almazlardı bana. O derece yani arkadaşlar. Ceylin Prenses'inden neler neler alınmış. Devam ediyoruz. Remington saç düzleştiricisi. Sanki Ceylin'in saçları kıvır kıvır bonus kafa değilmiş gibi saç düzleştiricisi almış arkadaşlar kendine. Ceylin'in saçları düzleştirildiği zaman bir tarafı kısa, bir tarafı uzun, bir tarafı kısa. Çünkü Ceylin'in saçları kıvırcık ve kıvırcıklar göre kesiliyor. Ama Ceylin Hanım ne yapmış? Prensesliğini konuşturmuş ve saç düzleştirici almış. Hem de Remington, hem de Pearl diye bir seri varmış, iyi bir serisi. O seriden almış. Vay 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 Ceylin. Vay vay vay. Devam ediyoruz. Ceylin'in çeyizinde neler var? Şöyle bir Karacanım, bakın Karacanım. Bio Diamond Pro. Yani ne gerek vardı Bio Diamond Pro olmasına? Normal bir doğanın en dayanıklı harikası. Allah aşkına. Belki de ikinci ayında, birinci ayında çalınacak. Yurda gidiyorsun sen, yurda eve gitmiyorsun ki. Böyle üçlü gerçek elmas kristallerinden mi? Ulan ben şuraya gittim okula ya. Benim okulum şurada ya. Ben 6 senedir üniversite okuyorum. 6 sene. Neyse bu sene 6 sene olacak. Bana böyle bir şey alınmadı. Gerçekten evin büyüyor olacağına, öyle bir şey var ya, küçüğü olacağına. Ben çeviriyorum arkadaşlarım ya. Büyüyor olacağına diyorum ya. Evin büyüyor olacağına hiçbir şey olmaz. Gerçek elmas kristallerinden olan tencere setimizi de kenara koyuyoruz. Burası bayağı dolmaya başladı. Artık bir şeyi boşaltalım da onun yerine unutalım. Evet burada... Evet, ben size şaka yapmıştım aslında. Aslında gerçekten biz Ceylin'i evlendiriyoruz arkadaşlar. Böyle okula yurda falan gitmiyor. Bu da bunun kanıtı. Çünkü biliyorsunuz böyle setler karı ve koca için oluyor. Bir de karı ve koca için oluyor. E bunun adına göre biz size kandırmışız arkadaşlar. Gerçekten Ceylin'i evlendiriyoruz. Neyse, işin gerçeği şu ki tekli kalmamıştı ve dedik ki hayret, şaşırdım yani beni düşünen birileri. Beni de düşünüyorsunuz, şaşırdım. Ceylin'i almışken bu seyri de almış atalım. Bornoz alalım. Allah aşkına bu renkler ne? Sarı bornoz. Neyse, sarıyı Ceylin'e kapatalım. Yani bu daha giyilebilir bir bornoz. Ve üzerindeki yeni gelin işlemeleri peki. Bir böyle bir aile seti almışlar. Aile bornoz seti. Şu köşede artık bitirelim. Bu da çamaşır leğeni. Yani çamaşır sepeti. Ne leğeni ya? Kirlerinizi koyduğunuz çamaşır sepeti. Evet, şu an bir dünür ailesi eksik şu an burada. Bir dünür ailesi de olsa bir... Oh, cuk yani. Arkadaşlar bakın hazırız. Hatırını da geçmiş. Artık bu hatır plus plus mod. Hatır plus plus mod. Biz şimdi Ceylin'e kedi almaya gittik. Ceylin dedi ki ama ben kahve de içmek isterim. Kahve makinesi de alalım. Dedik ki biz tamam. Kettle alacağız. Kahve makinesi de alalım ayrı bir şekilde. Ve böylelikle çay yapacağın zaman kettle'da kaynattığın suyla yaparsın. Kahveni de yaparsın. Kahveni Türk kahvesi makinesi alalım. Kahve yaparsın kendine.
Yok olmaz şimdi öyle ayrı ayrı dedi ve bize bunu kitledi arkadaşlar. Ah bu ne biliyor musunuz? Ah ah. Kuyumuzu kazdı, ocağımıza incir ağacı dikti diyebilir miyiz? Bakın arkadaşlar şöyle bir kahve makinesi. Burada şu kısımda 5 farklı içecek hazırlama özelliği diyor. Demliyor bakın çay. Burada 5 farklı içecek hazırlıyor. Yani ne hazırlıyor? Filtre kahve, sütlü kahve, espresso, cappuccino falan hazırlıyor. Öbür tarafta da şu tarafta da çay demliyor. Ve demlediği çayla tek seferde 10 fincan çay içilebiliyormuş. Bir de harmoniyi aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir de alışverişimize harmoniyi. Harmoniyi çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Bakın bizim bu tencere setini, bu kahve makinesini bunları taşıyabildiğimiz yetmezmiş gibi hazır mısınız? Bakın. İçinde balık, gözleme, tost, köfte, tavuk yapılabilen bir tost makinesi. Artık ben bunun üstüne diyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yuh diyorum. Biliyorsunuz ki Jayden normal hayatında bizimle yaşamıyordu. Çünkü bunların başka bir açıklaması olamaz. Çünkü normalde bizimle yaşayan bir çocuğun otomatik olarak yastığı, yorganı, havluları, yatak örtüleri bol bol bulunur. Değil mi arkadaşlar şimdi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Jayden'imize yaşıyordu galiba. Çünkü Jayden'e özel yorganlar alınmış. Bir dakika tek kişilik yorgan artı bir tane yastık vermiş bunun içinde. Yorganlar alınmış. Devam ediyoruz bakalım burada ne var. Galiba Jayden bizde yaşamıyordu ve Jayden'in çarşaf setleri falan yoktu. Allah Allah tabii ki de Prenses Jayden'e bir tane yetmez deyip iki tane alınmış. Ve bu şeyi bir setmiş arkadaşlar. Yatak örtülü bir setmiş. Bu şu an burada eserli olan örtü gibi bir örtüsü var içinde. Devam ediyoruz. Bunu da gönderiyoruz. Dedim ya ben size yani. Bu çocuk bizim evde yaşamıyordu galiba çünkü hiç havlusu mavlusu falan yokmuş. Ayak havlusu. Bir tane daha ayak havlusu. Havlu. 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 Devam ediyoruz. Ah! Oh daha da ne? Daha ne yani? Bir tane şöyle kabaklı saklama kabı. Bu kız bence okumaya gitmiyor. Bu kız ev işi yapmaya gidiyor. Şöyle bir şey var. Bunu açmıyorum. Bunun içinde ne olduğunu biliyorum. İki tane fincan ve üç tane de su bardağı seti var. Ve burada bir tanesini açıp göstereyim. Bunlardan yaklaşık 10 tane falan. Ya bu kızın kendi özel buzdolabı falan olacak da ben mi bilmiyorum. Ceylin Dan'la özledi. Size özel buzdolabı falan aldık falan mı diyecekler. Şöyle cam. Bakın cam. Yaklaşık 10 tane saklama kabı. İki de büyüyor boyları mesela. Bir boy büyük, bir boy büyük. Bence biz Jayden'i yanlış anlamışız arkadaşlar. Bence Jayden yurda yani okulun yurduna çalışan olarak gidecek. Ve okulun yurduna çalışan olarak gittiği için de okul ona ev vermiş arkadaşlar. Ev verdiği için de Jayden demiş ki ben bir evimi yüzeyim yani demiş. Yoksa bunun başka bir açıklaması olamaz. Ev yüzmüş. Ve sonuç olarak da bunları almış. Şehir dışında üniversite okulunca bundan mı oluyor arkadaşlar? Çünkü ben böyle bir şeyden önce yaşamadım ya. Hani bundan mı oluyor gerçekten çok merak ediyorum. Ve bana eğer tecrübeniz varsa yorumlara yazmanızı istiyorum. Ama ne yapıyorsunuz? Biz de böyle harmoniyle bakıyoruz arkadaşlar. Şok bir şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. İyice mi bu videoda Jayden'e olan nefretimi döktüysem. Sanki nefret ediyormuşum gibi oldu. Ama ya arkadaşlar bu nedir? Bunları ne kadar ödediğimizi söylemek bile istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve eğitim öğretim hayatınızda başarılar, herkese hayırlı olsun, güzel bir eğitim öğretim yılı olsun. Hoşçakalın.